Merhabalar efendim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Cuma ve maalesef ülkenin gündemi yangın yeri gibi gerçek anlamda. Bazılarına göre 40, bazılarına göre 53 yerde yangın devam ediyor. Bunun yanında helikopter, uçak tartışmaları da var. Bütün bunun üzerine bir de salgınımız var biliyorsunuz. Ve bunların hepsini birden ortaya koyan çok basit bir anket ortaya çıktı. Dünyadaki en büyük kamuoyu yoklama şirketi Gallup'un yaptığı bir araştırmada dünyada en az gülen ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmış. Bütün bunların üzerine ekmek kavgasını da ekleyin. Sonuçta ülkemizde gülmek için nedenlerimizin giderek azaldığını görüyoruz. Ama hiçbir zaman gülmekten ve umuttan vazgeçmemek gerekiyor. Türkiye yeniden bir aşı tartışmasının içerisine girecek ve önümüzdeki günlerde bu giderek daha sertleşecek. Asıl işin ilginç tarafı da aşı karşıtlarının daha sert ve daha cesur olmaları, buna karşın aşı taraftarlarının daha sakin ve biraz da geride kalmış olmalarını görüyoruz. Bir kere her şeyden evvel elimizdeki şeyleri tekrar bir gözden geçirelim. Sağlık Bakanlığı en sonunda yapılanı yaptı. Yani daha doğrusu yapılması gerekeni yaptı. O da nedir? Açıkladı ki aktif vakaların %87'si aşısız. Hastanede yakalı atan vakaların %95'i aşısız. Bakın bundan daha güçlü bir veri yok. Amerika'da eyaletlerde bu oranlar %90-95 yüze kadar çıkmış durumda. Gene benzer bir durum var Ankara Tabip Odası'ndan. Ankara Tabip Odası Haziran başından itibaren hekimlerin arasında herhangi bir COVID vakasının saptanmadığını söyledi. Bu da gene önemli göstergelerden bir tanesi. Türkiye'de özellikle Çin'in iki Sinovac yetmeyip üzerine BioNTech kararı aldığını da eklersek önümüzdeki günlerde Türkiye'de benim gibi iki Sinovac bir BioNTech olmuş olan kişilerin belki ikinci bir doz BioNTech yani toplam aşı dozunun dörde çıkması söz konusu olabilecek. Çünkü Sinovac'ın bu konuda yetersizliği var. Ve Türkiye'de aktif vakaların içerisinde %13 oranında enfeksiyon vakası görüldüğünü düşünürseniz bence bunların büyük bir kısmı da Sinovac üzerinden olan eksiklikten köken oluyor. Bunun yanında İsrail'de 3. doz BioNTech'e başladı. Biliyorsunuz Pfizer bunu önermişti ana üretici firma ama Dünya Sağlık Örgütü kabul etmemişti. Çünkü 2 dozdan belli bir süre sonra antikor düzeylerinin düştüğü görülmüştü. Ve nitekim İsrail'de de 1497 hekim arasından 39 kişi hastalanmış. Bunlardan %20'si hiç belirti göstermemiş, %67'si hafif belirti göstermiş, %20'si ise uzun süreli COVID denilen çok şiddetli halsizlik, yataktan çıkamama ve bunun yanında koku ve tad alma kaybı ki bunun kalıcı olabileceği konusunda da bir takım endişeler var ortaya çıkmış. Ve bunların içerisinde yani bu 39 kişinin içerisinde yapılan çalışmada bunların başka hiçbir kimseye hastalığı bulaştırmadığı saptanmış. Bu da önemli küçük bir bilgi. Küçük bir rakam, küçük bir çalışma grubu ama ben de bunu özellikle önemli olarak kabul ediyorum. Bunun yanında önümüzdeki günlerde hele okulların açılmasına doğru olan dönem içerisinde bu iş biraz daha hızlanacak. Amerika'da, Fransa biraz daha sert bir konuda biliyorsunuz. Amerika'da devlet memurlarının aşı olması tavsiye ediliyor. Eğer aşı olmuyorsanız o zaman sizden haftada bir ya da iki kez COVID testi isteniyor ve o şekilde ancak işe gelmenizi kabul ediyorlar. Bunun yanında da aşı olmayanların seyahat etme ve uçağa binmesi konusunda da bir takım kısıtlamalar olabileceği bildiriliyor. Fransa daha sertti, bütün bu aşı şeylerini zorunlu hale getirmişti. Fakat Amerika bir de ayrıyeten şöyle bir şey yapıyor, aşı olanlara $100 kadar bir para vereceğini söyledi Amerikan Başkanı. Bu da belki bir parça destekleyici olabilir. Ülkemizde de buna benzer. Yani ben aşı olmam diyorsunuz, o zaman test olup negatif olduğunuzu gösterirseniz özellikle kapalı alanlara girmenizde bir kısıtlama olmaz ve böylelikle de siz de hiçbir şekilde hem kendinizi hem başkalarını tehlikeye atmamış olabilirsiniz. Yok PCR testi işe yaramıyor, yok Dünya Sağlık Örgütü bunu reddetti, FDA falan değil. Halbuki oradaki hikaye başka. O PCR testinin altyapısında bir değişiklik öneriyor. Yani daha multikompleks bir PCR testi yapılmasını öneriyor. Bunlara pek aldanmayın lütfen. Çünkü bakın göreceksiniz önümüzdeki günlerde
aşı olmayanlar hasta olmaya başlayacak ve giderek artacak. Ve bunun sonucunda benim takip ettiğim 22 milyon aşısız insan yavaş yavaş aşı olmaya başlayacak. 21 milyon 900 bine kadar düştü. Bu da çok önemli. Ben en çok onu takip ediyorum. Bunun yanında bir grup da var. Türkovak aşısını bekliyor. Doğru, bekleyebilir ama o da Eylül-Ekim gibi 3. faz çalışması bitecek. Ondan sonra da çok büyük bir üretim yapılması lazım. Acaba buna hazır mıyız? Mutlaka düşünmüş bir takım şeyler vardır. Ama onların belki üretimi vesairesi 1-2 ay daha alacak. Ve dolayısıyla neredeyse yıl sonuna geleceğiz. Ve kış aylarında da aşısız geçirmenin tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Dünyada başta kızamık, su çiçeği, çocuk felci olmak üzere aşılarla dünya büyük salgınlardan kurtuldu. Ve bu salgınlardan da bu aşılar sayesinde kurtarılacağız. Umutluyum. Ve ben her zaman için bilime inanıyorum. Çünkü bilim doğruları eninde sonunda ortaya çıkar. Ve göreceksiniz, bu konuda ben de takipçi olacağım. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olan bilgileri paylaşmamın temel sebebi virüs kavgası değil, aşı tartışmasındaki bu şiddetli ve kötü dili ki maalesef bu aşı karşıtlarından geliyor. Aşıyı destekleyenler daha sakin kalıyor fakat buna karşın aşı karşıtları çok saldırgan bir şekilde düşüncelerini ifade ediyorlar. Bence hiç uygun bir durum değil. Her türlü ortamda tartışılabilir ama sevgi ve saygıyı korumak şartıyla. Efendim benden bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.